Şimdi hemen buradaki kategori sayılarını da CSS'lerini yaparak devam edelim. Kategori sayılarının CSS'ini yapmak için öncelikle hemen bir bakalım. Bakarsak Li'nin içinde kategorimizin ismi yazıyor. Link olarak. Linkten sonra da parantez içinde 2 yazıyor. Hemen onu bulmak için kategori template klasörüne girelim. Kategori template php dosyasına girelim. vp includes'in altındaki. Hemen burada bakalım. Satır 867'ye gidelim. 867'ye. Satır 867'ye bakarsak link var. Linkten sonra kategori count var. Ve parantezleri burada PHP'nin içinde birleştirmiş. Biz bu parantezleri kaldıralım. Div, id, kategori sayısı diyelim. Kategori sayısı diyelim. Ve burada da div'imizi kapatalım. Şimdi kaydedelim. Bakarsak ki buraya geldi. Hemen açalım. Kategori sayısı 2 dedi. Gayet güzel. Buradaki boşluğu da atalım. Şimdi kopyalayalım. Style CSS'e gelelim. Style CSS'te DS kategori sayısı diyelim. Hemen gelelim. Burada bir arka plan resmi var. Bu arka plan resmini alalım. Kopyalayalım. Yeni bir doküman oluşturup yapıştıralım. Bit canvas diyelim. Insert rectangle slice diyelim. PNG 32 maddesi olmasın diyelim. Export selected slices buraya sayı nokta bg diyelim. Çünkü bunu arşivdeki sayıda da kullanacağız. Sayı nokta sayı alt çizgi bg dedik. PNG olarak kaydedelim. Hemen gelelim kategori sayısına. Diyelim ki background'u vp content'in içindeki temanın içindeki docworks'un içindeki images'ın içindeki sidebar'ın içindeki sayı bg olsun diyelim. Tekrar bakalım boyutuna bakmak için. 18'e 14'müş boyutu. Tamam. Hemen gelelim. Background no repeat diyelim. Box'ına 18'e 14 diyelim. Type'ına gelelim. Tamam mı? 10 yapalım. Line height'ı 14 olacak. Rengi beyaz olacak diyelim. Kaydedelim. F5 diyelim. Bakarsak arka planımız geldi. Hemen tekrar girelim. Blok kategorisinden text aligning'i center yapalım. Save all diyelim. F5 diyelim. Daha sonra buna float left diyelim. Float'u left dedik. Daha sonra bakalım temamıza bir. Hemen üstünde yer almış. Biz float buna left değil de float right diyelim.
Kaydedelim. Tekrar bakalım. Right dedik. O da en sona gitti. Nasıl yapalım? Onu biz div içinde değil de başka bir şekilde yazdıralım onu. Div id demeyelim. Span diyelim. Span class'ı kategori sayısı olsun. Hemen CSS'e gelelim. Style CSS'e. Başındaki diyezi noktayı çevirelim. Tekrar bakalım. Span dedik. Garip bir şekilde kaydı. Float right'ı kaldıralım. F5 diyelim. Burada bir şeyi yanlış mı yaptık? Evet, doğru. Burada span kapanacak. Div değil. Hemen bakalım. F5 diyelim. Span dedik ama arka plan almadı bu sefer de. Hemen ona bakalım. Span class. Class'ı yanlış yazmışız. Class diyelim. F5 diyelim. Evet, aldı. Style'a bakalım tekrar. Span class. Height 14, width 18 dedik ama yapmadı. Hemen oraya bakalım tekrar. Ulli span'a bakalım. Height 14, width 18. Height width herhangi bir şeyi değiştirmiyor bizde. Neden öyle yapıyor bakalım. Width 18, height 14 dedik. Line height'ına bu dedik. Span deyince de öyle yaptı. Span class kategori sayısı, span'ı kapattık. Bunu tekrar div class kategori sayısı tekrar div yapalım. Bir daha bakalım. Div olunca böyle oldu. Burada float left deyince olmayacak. Float right desek de olmayacak.